Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuşlarımız. Kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın yıllık yığını Xitay'ın kütkünidek bulmadı. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bu yıllık umumi yığını 18 May sırlık yığın şekilde ötküzülgen bulup, Tayvan bu yıl mı yığınğa katnışış salahiyetige erişilmegen. 194 devletin vekilleri katnaşkan mezkur yığında Xi Jinping mı maksus söz kılgan bulup, virus yuqumu haqqıda Xitay'ın aklıgandın sırt, yani kelgüsü 2 yıl içide, her kaysi devletlerinin yuqumğa karşı duruş hizmeti üçün 2 milyar dolar yardım kıldıganlıqını bildirgen. BBC Torun'un bu aktiki haberde bildirilişe bu katımlık yığında 100'den artık devlet Xitay virüsünün mənbəsini təkşürüşünü tələb kılgan. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın baş katibi Tedros köpligen devletlerinin besimi astıda bununla işbadı bildirip, pat yığında virüs yuqumağı qarata müstakil təkşürüşünü başlaydıqallıqını etkan. Bu katımlık yığının yeni bir kızlık noktası Tayvan'ın yığınığa katnışış salahiyeti məsilsi bulup, 14 devlet Tedros'u mektup yollap Tayvan'ın yığınığa katnaştırışını tələb kılgan. Yığında bu meselemi tilge ilingan bulup, yığın reisi Beyin bunu yıl ahirdeki koşumcu yığında hal kılışını tavsiye kılgan. Amerika Taşkı İşler Ministeri Pompeo tünügün bu axtı bayanat ilan kılıp, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın Tayvan'ın yığınığa katnaştırmağallıqını kattık ayıpladı. Fransiya Dünya Gezdi bu katımlık yığınığa başkıcı baha bergen bulup, tünügün gezitinin baş betigen Xitay Dünya Sağlık Teşkilatı'da sorak kılındı serlevelik makale ilan kılındı. Makalede bu katımlık yığında virüs mənbəsini müstakil tekşürüş ve Tayvan'ı yığınığa katnaştırışın ibaret Xitay tilgi elinişini qat'i halimaydıgan iki meselenin müzakere kılınğanlığı. Bunun emeliyeti Xitay dairelerinin mağlubiyeti işkerliği tähkitlendi. Xitay virüsünün mənbəsini müstakil tekşürüş lahiyasını kollaydıgan devletler köpeydi. CBC Torun'un 18 May'daki haberde bildirilişe, Avustralya oturgu koygan Xitay virüsünün mənbəsini müstakil tekşürüş layısını kollaydıgan devletler köpüyüp, 116'ye yetti. Haberde kayıt kılınışa, dastlabki 62 devlet Avustralya oturgu koygan Xitay virüsünün mənbəsini müstakil tekşürüş hakkıdaki teklif layısını kollaygan bulup, keyin Afrika Birlikige aza 54 devlet mu bu ittifakı koşulgan. Növete kolluğucu devletler 116'ye yetken. Tüncü bulup kollagan 62 devlet içinde Rusya, Hindonozya, Hindistan, Japonya, Angliya ve Kanada katarlıq devletler bar bulup, bularga yana Avrupa İttifakı'a aza 27 devlet, Brazilya, Koreya, Meksika, Türkiye ve Yeni Zelandiya katarlıq devletler koşulgan. Növete Xitay virüsü sebeplik dünya boyucu 300 mandan artık adam kaza kılgan. Barlıq devletlerinin iqtisadi təsirge uçurgan. Milyonluğun kişiler işsiz kalgan. Bu tekşürüş layihisi de halkara cemiyetinin virüsünün tarqılışığı bolgan türlük hareketlerini adil, müstakil ve etraplık bahalaş talep kılıngan. Ama Avustralya'nın bu çakırıqı Xitay dairelerinin gazipini keldirgen. Xitay dairleri tünügün 19 May'dan başlap Avustralya'dan import kılındıgan arpıdın 80% etrapı da koşumcu baj alıdıgallıqını ve bir kısım kalıguşi importini vaxtıncı toxtudugallıqını ilan kıldı. Avustralya Dehqancılık ve Su İşleri Ministeri David Little Prod tekşürüşünün məxsinin yerşari miqyasıdaki buzgunculuk karakterlik yuqumdan birer nersi ügünü şikayetlikini. Eğer Xitay devamlıq arpı tamojunu beci arqılıq tehdit salgan takdirde bu meselini Dünya Sodi Təşkilatı'a tapşırışı mecbur bulduğalıqını etkan. Başminister Scott Morrison mu aldınqı hepte Avustralya'nın Xitay virusunu müstakil tekşürüşte çın durduğalıqını etkan. Trump Dünya Sağlık Teşkilatı'na bir ay mühlet verdi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişe, Amerika Prezidenti Trump Dünya Sağlık Teşkilatı'nın baş katibi Tedros'u mektup evetip, 30 gün içinde Dünya Sağlık Teşkilatı'nın toluk ıslah kılışkı vədi birişini, bulmasa Amerika'nın teşkilatın çıkıp gidiğallıqını ve iqtisadi yardımını mengülük toxtudiğallıqını bildirgen. Prezident Trump düşenbi keşte Twitter arqılıq Tedros'u yazgan mektubunu elan kılıp, mektupta Dünya Sağlık Teşkilatı'nın yuqumunun aldığını eleştiki yetersizlikini tepsili bayan kılgallıqını. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın Tayvan malum kılgan Xitay virüsünün Adem'den Adem'e yuqudugallıqı haqqıdaki agahlandırışıqı sel qarıqallıqı. Sağlık Teşkilatı'nın bundaq muhim uçurunu dünya bilen ortaklaşışını halimagallıqının emeliyette malum siyasi sebepler tüpeylidin bolgallıqı qatarlıqlar cahetlerden tənqit kılgallıqını bildirgen.
Bill Gates Xitoyning Uyg'ur va Tibetlarni nishon qilgan biologiyalik qurollarni tajriba qilayotganligini bildirdi. Washington vaqti gazetasining muxbiri Bill Gates 16 may kuni Amerika sadosi xabarlari nomli konservativ taratqining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Uyg'ur va Tibetlarni hujum nishoni qilgan biologiyalik qurollarni tajriba qilayotganligini ilgari surdi. Bill Gates'ning ta'kidlashicha, Trump hukumatidagi Xitoyning mazkur programmasiga aloqador istixborot uchurlaridan xabardor zotlar uningga Xitoyning Uyg'ur, Tibet va boshqa yerlik millatlarga o'xshash ma'lum bir etnik to'pni hujum nishoni qilgan biologiyalik qurollarni taraqqiy qildirayotganligiga oid aniq yangi istixborot uchurlari borligini bildirgan. Buning oldida Bill Gates bu xabarni 14 may kuni Washington vaqti gazetasida e'lon qilgan. O xabarda bu uchurni Trump hukumatidagi yuqori darajalik bir amaldorning ta'minlaganligini, uning biz Xitoyning yerlik millatlarga qaratilgan yushurun biologiyalik qurollar tajribasiga diqqat qilyapmiz deganligini ta'kidlagan edi. Washington vaqti gazetasining xabari hozirga qadar texi tarafsiz manbalar tomonidan dalillanmadi. Lekin kuzatuvchilarning ilgari surishicha, bu Xitoyning Uyg'urlarga qarata biologiyalik qurollarni tajriba qilganligiga doir gumonlarning tunji qatim o'ttirg'i qo'yilishi emas ekan. Sobiq Sovet Ittifoqining biohimiyalik qurollar mutaxassisi Ken Alibekning 1990 yillarda e'lon qilgan Bioapat nomli kitobida ta'kidlashicha, 1980 yillarning boshlarida Xitoy armiyasining Korlidagi bir biologiya tajribaxonasidan meningit virusi chiqib ketib, nurg'un odamning yuqumlanishini keltirib chiqargan ekan. Bill Gatesning bildirishicha, Trump hukumatining yaqinqi 2 yildan beri e'lon qilgan qurol yaroqlarini cheklash to'g'risidagi yillik dokumentlarida Xitoyning yushurun biologiyalik qurollar taraqqiyot programmasidan andisha qilayotganligi ta'kidlangan ekan. Avom palata a'zosi Christopher Smith Xitoyning embargosi meni qo'rqitolmaydi dedi. Amerika avom palata a'zosi Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini sunuvchilarning biri Christopher Smith 16 may bayonot e'lon qilib, Xitoyning tahdidi uni qo'rqitib qololmaydiganligini bildirdi. Xitoyning yer shari vaqti gazetasi 14 may maqola e'lon qilib, Christopher Smith va Amerika Davlat Majlisining boshqa a'zolariga tahdid solgan. Ular Xitoyning Wuhan virusi yuqumidagi rolini javobgarlikka tortishni talab qilgan edi. Christopher Smith bu yil 16 aprel avom palata a'zosi Ron Wright bilan birlashib, Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotidan noto'g'ri ma'lumot bergan davlatlarning qurbonlarga to'lam to'lash qonun loyihasini sunggan. Uningda Xitoy virusi yuqumdorlarining Xitoy rejimini Amerika sud mahkamalarida ariz qilishiga yo'l qo'yish talab qilingan edi. Yer shari vaqti gazetasi 14 may e'lon qilgan maqolasida Xitoyning bu shaxs, organ va amaldorlarga jazolash tadbiri qo'llanilganligi, ularga qarata simvollik tadbir qo'llanibla qolmay, ularning jeni sirqirug'idek qarshi tadbirlarni qo'llanilganligini bildirgan. Lekin Christopher Smithning bayonotida ta'kidlanishicha, embargo uni yoki bu qo'rqinchli yuqumning haqiqiy javobgarligini surishtirishni talab qilgan hech kimni sukut qildira olmaydi ekan. U Xitoyning haqiqatni davomli yashirib qola olmaydiganligi va davomli yolg'on so'zlay olmaydiganligini bildirib, mana endi bizning haqiqatni talab qilishimizni to'xtatish uchun tahdid solmoqda degan. Christopher Smith Xitoy virusi qurbonlariga to'lam to'lash qonun loyihasini sunibli qolmay, u yana avom palatasida Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasini sunuvchi avom palata a'zolarining biri. Mazkur qonun loyihasi yaqinda kengash palatasida birdek ma'qullanib, avom palatasining ma'qullashiga sunilgan edi. Turkiyada hayit kunlari sirtqi chiqish cheklandi. Turkiya Jumhuriyeti prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 18 may ichki kabinet yig'inida chiqarilgan qarorlar haqida bayonot e'lon qildi. Prezident Erdoğan bayonotida harp kunidan boshlab hayitning oxirigacha, ya'ni 23, 24, 25, 26 may kunlari Turkiyaning 81 viloyatining hammasida sirtqi chiqish cheklamasi yo'lga qo'yilganligini, ro'zi hayitdan keyin hamma ishlarning normal holatga keldiganligiga ishonganligini, hayitning birinchi kuni 24 may soat 14 bilan 20 orasida 65 yoshdan yuqori kishilarning sirtqi chiqishiga ruxsat qilinganligini e'lon qildi. Prezident Erdoğan bayonotida yana 29 maydan boshlab Dini ishlar ministrligi va valilarning konkret o'rinlashtirishi bo'yicha masjidlarning juma namozi va duo tilovat uchun ochilganligini, masjidlar bir mazgil peshin namozi bilan asr namozigacha ochilib, boshqa namozlarning yana uyda o'qilganligini, jamoat bo'lib namoz o'qiganda ma'lum shartlarga amal qilish kerakligini, maktablar 6 oydan boshlab ochilganligini e'lon qildi. Arife günündən bayramın son gününe kadar 23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde
81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14 ile 20 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler. Türkiye'deki Xitay virüsü yuqumunun en yeni ahvali. Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministri Fahrettin Koca 18 May bir gün içinde Xitay virüsü bilen 31 kişinin kaza kılganlığını ilan kıldı. Fahrettin Koca kez saat 7'de Türkiye'deki Xitay virüsü yuqumunun en yeni ahvalini ilan kılıp, virüs bilen yuqumlandı deb guman kılınan 25.141 kişinin tekşürülgenlikini, bir gün içinde yeniden 1.158 yuqumlanıcının köpeygenlikini. Bunun bilen Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlanıcılarının 150.593 yetkenlikini. Bir gün içinde 31 kişi kaza kılıp, cami kaza kılganlarının 4.171 yetkenlikini bildirdi. Sahiye Ministeriyene davalanıyotgan bimarlar içinde ahırkı 24 saatte 1.618 nefer kişinin salametlikinin esligi kelgenlikini, 903 bimarının kesilinin iğir ikenlikini, ama kesili iğir bimarlarının azayışkı başlıgallıkını, Xitay virüsü yuqumunun aldını eliş üçün yolu koyulgan öydün çıkmaslık tedbirinin önümlük bolgallıkını, maske takış, öz ara arlık saklaş katarlık aldını eliş tedbirlerini yakşı kılış, adam köp oğrularga beliştin saklanış katarlık tedbirlerini devamlaştırışının intayin muşim hikayelikini tekitledi. Hürmetli tülozur görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşkü cihazlarını Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.